arkadaşlar. Bu kadar yolculuğumuzdan sonra Salavat Köprüsü'ne gelmiş durumdayız. Şöyle bakın. Vadinin içinde. Masmavi göksu. Çıkalım. Salavati Köprüsü. Salavati, hani Manavati Köprüsü ya, ben Salavati yaptım. Şöyle köprüye doğru gidelim. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vardı şimdi. Salavat Köprüsü'ne geldik. Göksu'nun üzerinde. 14. yüzyılda yapılmış. Yani Karamanoğlu Beyliği döneminde ait Salavat ve Cırlavık köprüleri. İşte şurası. Pamukdere Kanyonu'ndan geçiyor burası. Ve şey de aynı. Burası tüm Pamukdere, biliyor musun yoksa? Tüm oranın kanyon burası. Göksu Nehri'nin üzerinde inşa edilmiş şey Salavat. Görüyor musun abim? Vay vay. Kanyonun iki yakasını bir araya getiriyor. Bu yaya ve kervancıların geçiş yolu üzerinde bulunuyor abim burası. Ve 50 sene öncesine kadar yoksa Salavat Köprüsü kullanılıyormuş. Ha, kervan, aynı şey çobanlar. 50 sene öncesine kadar kullanılıyor, söyledim arkadaşlar. Tek kemerli taş Salavat Köprüsü. Tarihi taş. Ve zamana direniyorlar arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi. Artık belli bir şeyden sonra artık yıkılmaya başlamış. Aslında buranın Kültür Turizm Müdürlüğü mü? Ya Göksel. Ya da çevre şehircilik mi bilmiyorum ama birilerinin buraya artık ilgilenmesi lazım. Burası ekoturizmine Göksel. Ekoturizminin canlanması ve gelişmesi için proje kapsamı var ya. Proje kapsamına dahil edilmiş. Burası. Tabi yeniden ayağa kaldırılacak bu köprüler. Özellikle de doğayla baş başa kalmak isteyenler için vallahi alternatif yürüyüş rotası. Gerçekten ustanın mimar ya da mimar çırağı gerçekten var ya, takdir edilecek bir ustaymış. Helal olsun. Saatki dar ve bir geçit olduğu için ve yüksek bir yere kurulmuş, mimar usta güzel bir köprü yapmış ve iki kayayı birbirine bağlamış abi. Şuradan gidelim. Yoksa bölgede Allah'a rivayete göre de Salavat Köprüsü'nü yapan mimarın önemli bir işi çıkar. İşlerini kalfaya devreder. Ve sonra gelir, geldiğinde bir görür ki çırak Salavat Köprüsü'nü bitirmiş. Sürpriz olsun diye, yani o gelmeden önce sürpriz olsun diye herhalde bunu bitirmiş. Şeyin gözüne girmek için. Ustasının gözüne girmek için. Ama tabii boynuz kulağa geçmiş, ustasından daha güzel yapmış. Evet, bu kadar arkadaşlar, bizim aldığımız bilgiler bu kadar. Evet abim, hadi kamp yerimize doğru gidelim. Orada biraz suya serinlemeye girelim. Bir akıntıya karşı yapsak. Vallahi hiç gitmek istemiyorum arkadaşlar, hiç. Yok. Arkadaşlar burası görmüş olduğunuz gibi çok riskli, çok tehlikeli burası. Böyle size seni göstereyim. Şuralar daha derin.
hızlı akşam ve insan boyunu geçmişti, geçmiyor vuruyor burası. Şöyle. Harika. Göksu'yu bu kadar yakından izlememişimdir. En azından Salavat Köprüsü'nün olduğu yeri. Evet. Hadi gel. Burada vurma zaten. Hanım şöyle çıkalım. Su çok hızlı geliyor lan. Herhalde saldıran suyu. Güzeldi. Biz şu yukarılardan gelecektik değil mi buraya? Vallahi ben pek yol göremiyorum ama oradan buraya. Şu kayaya bakalım, yoksa oraya nasıl akmışam ben, köşeli köşeli şuraya bakalım. Hayret. Yani buraya yetkililer el atsa iyi olur. Motorumuza ulaştık. Bakın nereye kadar indirdik motoru. İnşallah buraya geri çıkarız. Hadi bakalım, bismillah. Bu kadar görüntüler yeter. Cümleten hayırlı günler.